Merhaba. Bugün sizlere Revit'te etiketler nasıl hazırlanır, nasıl düzenlenir onu göstermeye çalışacağım. Revit'te etiketler eğer doğru biçimde hazırlanırsa aktif olarak nesnelerin parametrik özelliklerini taşır. İsmi, ölçülerini, bulunduğu katı veya aklınıza gelebilecek ve uygun olan bütün özellikleri taşıyabilir ve bu özellikler parametrik olduğu için nesnede bu özellikleri değiştirdiğimizde otomatik olarak etiketlere yansıyacaktır. Dolayısıyla Revit'te etiket dediğimizde hemen hemen bütün etiketler için aynı kurallar geçerlidir. Ben burada bir kapı etiketi hazırlayacağım. Bu hazırladığım kapı etiketi kullanacağınız tüm etiketler için aynı özellikler, aynı yollarla hazırlanacaktır. O yüzden sanırım temel bir etiket dersi etiketlerle ilgili tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır. Bu sunuma kaynak olan konu olan soru problem statik projelerde rebar veya etriyelerin etiketleriyle ilgiliydi. Buradaki anlatımı dinlerseniz sanırım onları da kolaylıkla yapacaksınızdır. Şimdi ben burada varsayılan olarak gelen kapı etiketini yerleştirdim. Bu etiket bizim normal door tag diye isimlendirilen Avustralya etiketi. Bir de burada örnek bir text ile bir etiket hazırladım. Bunun herhangi bir parametrik özelliği yok. Text ile manuel olarak yazdım. Text elemanıyla buradaki. Buna benzer bir etiket hazırlamak istiyorum. Etiketin bana bunun bir yangın kapısı olduğunu, 90x220 ölçülerinde olduğunu söylüyor. Ve arasında böyle bir slash işareti var. Böyle bir etiketi nasıl hazırlayacağız? Bunun için Revit'te bir etiket familyası oluşturacağız. O yüzden new family deyip Family dosyalarımız arasında klasörümüz içerisinde ben sanırım Avustralya kullanıyorum. Neyse uygun adreste seçip buluyorsunuz. Annotations Metric Door Tag seçiyorum. Pencere isteseydi pencere seçerdim veya diğer elemanları buradan seçebilirdim. Şimdilik ben Door Tag hazırlıyorum. Open diyorum ve biz Family hazırlama ortamına geliyoruz. Şimdi family hazırlama ortamındayız. Bir kapı etiketi oluşturacağız. Bu düzlemlerin kesiştiği nokta, çizgilerin kesiştiği nokta bizim merkez noktamız. Dilersek sembol koyabiliyoruz. Dilersek mask region, dilersek hatch dediğimiz fillet region koyabiliyoruz. Masking region'da bunları gizleyip maskeleyebiliyoruz. Çizgilerle bir şeyler çizip hazırlayabiliyoruz. Şekiller ve text koyabiliyoruz ve label koyabiliyoruz. Label dediğimiz aslında etiket eleman mıdır? Parametrik özellikleri taşır. Yani text'in parametrik özellikleri taşıyan versiyonu diyelim. Text elemanıyla da manuel olarak hazırladığımız bir text burada yakınlaşayım biraz. Burada hazırladığım text etikette varsayılan olarak görünecektir. Ve değiştireme hakkımız olmayacak. Ancak edit family deyip değiştirebileceğiz. O yüzden etiketleri hazırlarken olabildiğince label elemanlarıyla hazırlamanızı öneriyorum. Label elemanlarıyla hazırladığımız etiketler nesnelerin, objelerin özelliklerini taşır. İstediğimiz özellikleri buradan ayarlarsak ve standartlarımıza uygun hale getirirsek objelerin, nesnelerin parametrik özelliklerine göre otomatik olarak değişecektir. O yüzden en akıllı tercih bizim burada label elemanı kullanmamızdır. Label elemanını kullanmak için ne yapıyoruz? Yerleştirmek için label'a tıklıyoruz ve ekranda uygun yere tıklıyoruz. Önümüze bir edit label penceresi açılır. Buradan etiketimizin özelliklerini ayarlıyoruz, seçiyoruz ve buraya listeliyoruz. Sol tarafta bu familia için kapı pozu için uygun parametreleri görüyoruz. Biz bunların herhangi birini burada görünen herhangi bir özelliği etiketimizde kullanabiliriz demek oluyor. Burada add parameter deyip özellikle shared parameter dediğimiz hani ortak kullanılan merkezi bir parametre sistemi var. Eğer onlardan projemizde varsa kullanabiliyoruz, yoksa başka parametre ekleyemiyoruz. Bazı elemanlar için burada tekrar özel parametreleri seçip ilave edebiliyoruz ama şimdilik kapı etiketinde bunlar yok. Ne yapacağız biz? Diyoruz ki bir tane bizim height değerimiz var. Width değerimiz var ve height değerimiz olsun. İstersek mark değerini şimdilik atalım. Ekleyelim. Mark değerimiz olsun. Ve biz bunlardan bir etiket oluşturmak istiyoruz. Ve bu şekilde. Bu
Etiketi tıkladığımızda burada label özelliğini edit dediğimizde şimdi önümüze tekrar pencere açılıyor. Buradan düzenleyebiliyoruz. Burada bize ne diyor? Buradaki sıralama önemli bizim için. Çünkü önce width değeri görünecek, sonra height değeri, sonra mark değeri görünecek. Biz önce mark değerinin görünmesini istiyoruz. Özür dilerim. Edit diyoruz. Mark değerinin başta görünmesini istiyoruz. Buradaki ok tuşlarıyla yukarı aşağı taşıyabiliyoruz. Biz yukarı taşıdık. Sonra width, sonra height görünsün istiyoruz. Mark değerinden sonra width değerini dedik. Width değeriyle height değeri arasında bir işaret, slash işareti olmasını istiyorum. O yüzden buraya bir slash atıyorum. Boşluk, araya bir boşluk olsun, iki boşluk olsun, üç boşluk olsun. Onu buradan ayarlıyoruz. Bu da başlangıcında bir boşluk olsun. İkisinin arasında boşlukları bu şekilde ayarlıyoruz ve apply diyoruz. Okey diyoruz. Bu gördüğünüz gibi burada boşluğu bu tarafa attı. Biz ne yapacağız o zaman? Bunun boşluğunu buradan şöyle ayarlayacağız. Buraya boşluk kendimiz manuel olarak da boşluk atabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Sonra bunu hizalayalım. Bunu merkeze almak istiyoruz. Etiket yazı da tam etiketin merkezine gelsin istiyoruz. Bu yüzden şöyle uzatayım da görelim. Sola hizalanmış görünüyor. Biz bunu ne yapalım? Center yapalım buradan horizontal align'dan ve böyle olsun. Burada wrap between parameters seçeneğini seçtiğimizde şöyle bir durum oluyor. Burada 3 tane parametremiz var. Eğer ben bunu kısaltırsam, eğer bu seçenek de işaretliyse parametreleri bir bütün olarak satır halinde sıralıyor. Etiket boyu küçüldükçe. Biz de böyle şey yapabileceğiz ama şimdi biz ne yapacağız? Diyelim ki biz buraya ben buraya mark değerini attım mı? Atadım ama ben buraya mark değerini istemiyorum. Bunu edit yapıyorum. Bunu siliyorum. Çünkü biz yangın kapısı yazacağız. Mark değerini siliyoruz. Delete diyorum. Onu da buradaki kırmızı oktan taşıyorum sola. Neydi? Buradaki parametreyi buradaki yeşil okla sağ tarafa taşıyoruz. Silmek istediğimiz elemanı da buradan seçip sol tarafa aktarabiliyoruz. Ben bitti seçtim, aktardım. Tekrar geri almak istiyorsam buradan et yeşil oka basıyorum ve aktarıyorum. Okey dedim. Aralarında boşluk, boşluk, slash. Buranın boşluğu istersek buraya yazarız ya da iki tane boşluğu böyle bıraktım. Okey dedim. Bir satır halinde görünmesini istiyorum. Bu şekilde benim için uygundur. Üzerine de bir tane text elemanıyla uygun text ölçüsünde ben buraya geçici olarak 3 mm'lik text koyuyorum. Buna diyelim ki yangın kapısı işaretini yerleştirdik ve benim etiketim bu şekilde hazırlanmış oldu. Bunu kaydedelim. File, Save As. Family dedik. Uygun yeri seçiyoruz. Buna da kapı poz diyelim. Ve save diyelim. Load into project diyelim. Project'teki ben hazırladığım projeyi aktarıyorum ve buraya getirip yerleştirebiliyorum. Daha önce mevcut olan pozum buydu. Pardon, bu poz değildi. Daha önce mevcut olan pozum buydu. Bunu buradan neydi? Kapı postla değiştirince bu oluyordu. Yani aynı etiket. Şimdi istediğim özelliklerde etiketimi hazırlamış oldum. Dosya milimetre olduğu için 920, 2040, 920 görüyoruz. Şimdi burada bir özellik var. Bunu göstermek istiyorum. Ben burada 2040'a 920 değil de 920'ye 2040 olarak görünmesini istiyorum. Bunu nasıl hazırlarım diyorum. Ve elimde hiç seçenek de olsun. İstediğimde böyle göstereyim, istediğimde öteki türlü göstereyim diyelim. Bunu yapmanın yolu da edit type diyoruz. Pardon, edit family diyoruz. Düzenleme ekranına geçtik. Burada ben bir tane daha poz hazırlıyorum. Ctrl C, Ctrl V diyorum. Bunu da aşağıya şimdi taşıyorum. Şimdi diyorum ki bu elemanımda benim şey olsun. Yönleri değişsin. Width başta görünsün. Yukarı taşıyorum. Height aşağıda görünsün. Okey olsun diyelim. Şimdi benim elimde iki tane etiket değeri var. Ben projemde bunlardan istediğimi seçebilmek istiyorum.
Bu yüzden bunların görünürlüğünü kontrol parametrisi edersem, eğer bir parametre atarsam görünsün, bu görünmesin dersem istediğim özelliğe kavuşmuş olacağım. Bunun için ne yapıyorum? Bunu seçmiştik. Bunu düzenleyelim. Edit type diyelim. Bundaki suffix'i siliyoruz. Buna aktarıyoruz. Bir tane slash attık ve okey dedik. Şimdi düzeldi. Ve bunu büyütelim. Evet, şimdi düzeldi proje etiketimiz. Bunu bir kısaltayım bir saniye. Bununla play 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 dedik. Şimdi oldu. Burada bir tane boşluğu sildik ve okey dedik. Evet. Şimdi ne yapacağım? Ben bu elemanın görünürlüğünü parametrize etmek istiyorum. Buradan bu visible, eğer bunun buradaki işaretini tıklarsam bu projede görünmeyecektir. Burada göründüğüne bakmayın. Ben bunun görünürlük kontrolünü buradaki küçük işaretler, küçük dikdörtgenden yapıyorum. Add parameter diyorum. Buraya bir parametre ekliyorum. Adı ne olsun? Width. Bu width. Height. Diyelim. Type parameter işaretliyorum. Instance seçmiyorum bunu. Ve okey diyorum. Buna da yine bunun görünürlüğüne de add parameter. Buna da height width diyelim. Okey diyelim. Okey diyelim. Dilersek bunu da parametrize edebiliyoruz. Visible deyip. Buna biz YK diyelim şimdilik ve okey. Okey diyelim. Ctrl S dedim ve Load into Project dedim. Project 2'ye geçtim. Override dedim ve dosyam pardon, etiketim güncellendi. Ne yapıyorum? Bu etikette ben 920x1040 görmesini istiyordum. Edit Type dedim. Buradaki sanırım Height Width'i iptal ediyorum. Apply diyorum ve göründü. Yalnız burada biz düzenlemeyi yaparken şeyi unuttuk. Hizalamayı. Edit family diyoruz. Bunu bunun üzerine getiriyorum çünkü az bir şey kaydırayım da görünsün. Bunu bunun üzerine getiriyorum. Bunun etiketinin özelliğini de opaktan transparan yapıyorum ve bu şekilde görünebiliyor. Üzerine getiriyorum ve biri görünmediğinde diğeri aynı yerde görünsün diye istediğim için böyle yapıyorum. Normalde böyle yapmamız mantıklı oluyor. Ctrl S ve Load into Project deyip tekrar güncelliyoruz etiketi. Gördüğünüz gibi etiketimiz güncellendi. İstediğimiz konuma da geldi. Biz bu şekilde etiketlerin istediğimiz etiketi oluşturabiliyoruz. Şimdi problemin konusu sorusunda ise ne vardı elimizde? Bir tane etiketimiz vardı. Rebar tag denen. Burada gördüğünüz gibi bunlar üst üsteydi. Ben demin kurcalarken şey yapmıştım. Bir sürü özellik var. Bunlardan her biri böyle üst üstelerdi. Normal etikette. Bu etikette buradaki alfa değerlerini Q ile değiştirdim. Örneğin Türkiye'deki standartlara göre böyle gösterilsin. Farz edelim. Onun yapmak için ne yapıyorduk? Buradaki edit type. Burada edit type deyip buradaki Q'yu normalde etti. Et işaretiydi. Buradaki prefix değerini veya suffix değerini değiştirerek istediğim düzenlemeyi istediğim standarda uydurabiliyorum. Buradaki listedeki eleman özellikleri de aşağı yukarı oynayarak sıralamayı değiştiriyorum. Burada birkaç tane eleman var. Hangisini istiyorsam onları tutabilirim veya istersek proje olduğu gibi de bırakabiliriz. Ama ben mantıklı olan bence her bir standarda göre hazırlanmış her etiketin ayrı ayrı olması daha mantıklı. İsimlerini direkt kaydedip onları çağırmak daha mantıklı. Bu kadar çok seçenekli olmak bazen bilmiyorum ben kullanışlı kendim için kullanışlı bulmuyorum. Sizin tercihinize kalıyor. Burada bir daha bir göz atalım neyi anlatmadık ona bir bakalım. Edit type diyelim. Burada type özellikleri tekstin type özellikleriyle aynı. Buradan ayarlamaları yapıyorsunuz. Bu bizim için önemli değil. Bizim için önemli olan etiketin özellikleri. Buradaki center, horizontal align center yaptığımızda tam etiketin ortasından hizalanacaktı.
Burada ne yaptık? Sol tarafta bizim herhangi bir nesneye ait özellikler var. Bu structural rebar özellikleriymiş. Aralarındaki boşluklar filan, bir sürü rebar number, spacing. Bunları buradan istediğimiz gibi sol tarafa yeşil okla aktarıyorduk. Prefix değeriyle önüne, suffix değeriyle arkasına istediğimiz işareti, simgeyi veya teksti yazıyorduk. Buradaki boşlukları buradan da ayarlayabiliyorduk ya da attığımız prefix veya suffix önüne boşluk karakterleri yazarak da oluşturabiliyorduk. Bu edit parameters unit formatı bizim deminki proje şeyimizde ne derler, kapı pozunda burada şöyle görüyorduk. Burada birinci ya. Biz bunu normalde buradan tıklayıp evet, milimetre, santimetre yapabiliyoruz. Okey diyoruz. Ama burada öyle göründüğünü görünse bile proje neyse ona göre tekrar güncellenecektir. O yüzden biz şu anda bir şey değiştiremiyoruz. Metrikli, yani metrik kullanıyoruz. Burada gösterim inçli olduğuna da çok bakmayın. Şimdilik bu kadar. Yani burada bir şey değiştiremedik o özellikle de. Şimdi burada etiketle ilgili temel özellikleri gördük. Ve istediğimiz gibi düzeltebiliyorduk. Burada rebar tag'da problemde sorulan neydi? Buradaki et işaretlerini işte Q'yla ya da başka bir simgeyle değiştirmekten bahsediyorduk. Ve bunu burada bu şekilde etiketin üzerine tıklıyoruz. Label'ın edit özelliklerinden istediğimiz gibi ayarlayabiliyorduk. Wrap between parameters only seçeneği ise buradaki seçenek, özellikler penceresindeki seçenek. O ne yapıyordu? Bize iki tane birden fazla özellik olduğumuzda bunları metin elemanını küçülttüğümüzde bunları satır halinde tek bir ayrı ayrı bağımsız olarak yazıyordu. Bölmüyordu kelimenin ortasından. Bunları ayarlıyordu. Etiketlerle ilgili biraz deneme yaptığınızda mevcut etiketleri, mevcut şablonları incelediğinizde pek çok özelliğini zaten deneyerek göreceksiniz. Burada anlattıklarım temel özellikler. Ne yapıyoruz? Temelde parametreleri alıyoruz, yerleştiriyoruz ve basitçe düzenliyoruz. Aslında bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Problemle ilgili ile başka sorularınız olursa cevaplarım veya bir örnek dosya üzerinden direkt rebarlar üzerine yeniden bir etiket hazırlarız. Bu yardımcı olmazsa eğer. Ama sanırım olacaktır. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.